Şimdi sol taraf bu bizim muhteşem 7'yi gösteriyor. Muhteşem 7'nin mavinin soluna bakarsak 12 trilyon dolar piyasa değeri var tamam mı? Bu 7'den sonra gelen 42 diyelim. Yani piyasa değeri en yüksek 7 kağıt bunlar olsun tamam mı? Bunların toplam değeri 12 trilyon. Bu 12 kağıttan sonra gelen 42 tane firmanın piyasa değeri de bununla neredeyse aynı. Yani sen Amerikan borsasındaki ilk 7 kağıt değil de 8.den 50.ye kadar alsan diyelim istersen. 8'den 50'ye kadarkilerin getirisi ki bunlar da boru değil ha. JP Morgan, Berkshire falan filan var içinde. Bu 42 kağıdın değeri bu 7 kağıtla aynı. Olabilir teknoloji çok kıymetli. Yalnız bu 42 kağıdın firmanın cirosu değer eşit olan 7 kağıdın neredeyse 3 katı. Yani bunlar 1. trilyon evet. ciro yapıyor. O 42 kağıt 4.5 trilyon ciro yapıyor. Profiti de daha yüksek. Çar da bir. Bravo. Artık karları da 2 katı. Yani evet. sen borsa gidecek muhabbetini kenara bırakıp ben temelciyim abi mali tablo okuyorum falan diyorsan bu 7 kağıt yerine takip eden 42 kağıt alman lazım aslında. Çünkü aynı firaya, aynı fiyata, aynı değere iki katı kar eden şirketler topluluğuna sahip, sahip, olacaksın. Ama bunu piyasa momentumu oyuncuları dikkate almıyor çünkü bu 7 kağıdın fiyatının artmaya devam edeceğini umuyoruz. Yani aslında teknik olarak ya da moment olarak değil de alsatçı değil de mali tabloya bakıyorum kardeşim diyorsan şu slide diyor ki ilk 7 kağıdı değil ondan sonraki 42 kağıdı alman daha mantıklı. Aynı hmm. paraya daha çok kazanan bir portföye sahipsin. Bunu yapın demiyorum, riski gösteriyor. Evet. Şimdi anladım. biz nasıl kurtuluruz dedi ya güzel. Bono'ya bakabiliriz. Tabii. Şimdi elimizde şöyle bir sorun var. Bizim o ezberlediğimiz, hatta ben şey yapmıştım biliyor musun yıllar önce bir kurum e, portföy yönetimi şirketi e, bizim Green Portföy gibi. E, o zaman konuşuyoruz dediler. Hocam ya, e, özür dilerim Fone, fonerya, fonerya ama şu, yani etten bahsetmiyorum portföy evet. şirketi bahsediyorum evet. fonlarımızı yöneten yani bizim evet. portföylerimizi yöneten portföy şirketinden bahsediyorum o zamanlar dediler ki emeklilik fonuyla ilgili bir şey yapacağız emeklilikte insanlara ne yöneliyor? çünkü hala biliyorsun emeklilikte kontak kurulup insanlara şey pazarlanıyor İşte bence biraz şundan alın falan var birkaç büyük Yok. şirket hani yine bizim Fonerya'da yaptığımız gibi senin risk algına göre öneride bulunuyor ama bir kısmı hala bence sence falan diyor. O zaman dediler ki ya kolay bir yöntem ne olur? Neyse bir sürü analizler yapılıyor filan. Yabancı bir şeyci geldi, bir e, hoca geldi o zaman. Ve şöyle bir yorumda bulundu. Dedi ki ya siz kaç yaşındasınız? Bunu sonra müdüre soruyor. Adam dedi ki ben 40 yaşındayım. Süper o zaman e, %40 bono, %60 hisse olsun sizin portföyünüzde. Nasıl ya, <laughs> Nasıl ya dedi. Dedi ki siz kaç yaşındasınız? 30. O zaman 30 bono, 70 hisse. Yani yaşın daha gençse daha çok hisse al. Çünkü yatırım ufkun daha uzun. Mantıklı. Ha, evet. Buradaki mantığımız ne? Hissenin belli getirisi olacak ve terste kalırsan ya da falan falan Bono tarafından Tabii, da bir şey yani. Harikasın. Ve şimdi bir sorunumuz var. Sorunumuz iki slide ilerlersek böyle hiç kimsenin anlamayacağı karışık bir grafik var orada. Ben de hani artistik olsun diye böyle kimsenin fark edemeyeceği karışık bir grafik koyayım ki iki grafik ilerlememizi rica edeceğim. Ee, evet bu harika. Böyle bir karman çorman olsun istiyorum ki şey evet, olsun. Ya. Televizyonda da model aynıdır Tabii. biliyorsun. Tabii evet, hocam. hocam. Model evet. aynı. Yani. Anlaşılmayacak bana soracaksın. Ben oradan ekmek yiyeceğim şimdi. Ya, ya biliyorum. Bu yüzden fonlere <laughs> yaptık. Daha böyle yalnız olsun, dili sakin olsun, herkes anlasın diye yaptık ya. Amacımız bu abi zaten. Bu şimdi ne da söylüyorum? Ya, son şuna sonra... ba şuna bakıp bazı kağıtlarla o demin kızdığımız kağıtların bir bölümüyle tahvil bononun korelasyonu çok yüksek. Yani evet. sen borsadayım ama bir şey olursa ne olur ne olmaz bon aldım diyorsun. Halbuki borsa düştüğünde bonodan da zarar ediyorsun. Hayda. O zaman biz ben riski ben dağıtamadık. Ben. Biz riski dağıtamadık. Halbuki başka bazı kağıtlarla, Bono, soldaki sağ, mavi olanlarla, hala korelasyonu, e, ilişkisi daha zayıf. Dolayısıyla burada, slaytı boş verelim, bana söylediği şey şu. Aslında, abi ben o zaman kendim de çeşitlendiririm, ne vereceğim abi profesyonele? Hissenin yanına koydum mu Bono'yu kurtarırım da çalışmıyor. Bono'nun yanına hangi hisseyi koyacağın önemli. Yeni bir sorunumuz var, hangi Bono'yu koyacağın da problemli. Şimdi... Bono'yu çok az insan bilir. Çok acayip bir matematik söyleyin, insanlar Bono'dan bir ürksünler. Yani Bono'nun ne kadar ciddi bir şey olduğu konusunda. Avusturya devlet kağıtları 3A notu olan dünyadaki sayılı ülkelerden biri. Yani en sağlam tahvil. Avusturya'nın 30 yıllık devlet tahvillerinin faizi işte bir buçuk yıl kadar önce böyle 0 onlar seviyesinden bu yıl %3'e yükseldi. Yani bir kağıdın faizi 0'dan 3'e yükseldi. Burada en bonoya hakim arkadaşlarım şunu anlayacaklardır. Bir dakika tahvillerde faiz artıyorsa zarar etmiştir. Doğru. 3 puan artıştan ne kadar zarar edebilirsin abi? Değil mi? 3 puan artmış faiz. Ne kadar zarar edebilirsin? Abi bizde her ay 3 puan artıyor. Ha değil mi bak dünyanın en sağlam ülkelerinden 3A notu olan ülkenin devlet kağıdını almışsın. 30 yıl tutacaksın tamam ne güzel almışsın Üç yıl tutarım diyorsun. Faizden kazanır. 3 puan artmış. Ne kadar zarar edebilirsin? Rakamı söyleyeyim. Euro bazında %54. %54 ya. Yani hep evet, yarısı gitmiş. Yarısı gitmiş. Euro bazında. Bak aldığın kağıt tekrar diyor. Aldığın kağıt sasa değil ha. Gübre taş falan değil yani. Aldığın kağıt Avusturya devlet tahvili. Evet. Dolayısıyla tahvil almak ciddi bir iştir. Tahvil almak ciddi bir iştir. Onun için ben öğrendim abi sepet yapayım. Oradan da tahvil koydum dersen yarın bir şey olur. Yani bak ne diyorum sana. Avusturya devlet tahvilinden Euro bazında %50 kaybedebiliyorsun. Kaybettin yani ben yarık bir şey anlatmıyorum ama olan bir şey anlatıyorum. Bir bakabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sonuç. Sonucun sonucu. Ne yapmalı dersek aslında biraz daha karışık bir yere doğru geliyoruz. Bu bizi geçmişe göre daha aktif portföy yönetmeye yönlendiriyor bence. Yani biz bu yatırım fonlarında bazı arkadaşlarım soruyor sen de hangi fon var? Şimdi ben de diyelim ki şey dedim. Ya ben kendi yönetmek istemiyorum fon aldım. Ne aldın hocam? Valla ben %50 BIST 100 en, ifade eden endeks fon aldım. %50 de altın aldım. Güzel de ben paramın yönetimini birine teslim etmiş oldum mu? Aslında kararı ben, ben vermişim. Kararı, Doğru. Doğru, Ben karar Bravo. Yarısı borsa demişim, yarısı bono demişim. Hisse senedi yönetmekten kurtulmuşum avantaj. Likidite yaratmışım avantaj. Ama paranı birisi yönetmiyor abi, kararı ben vermişim. Doğru. Deminden beri grafikler bana şunu söylüyor. Baba teknoloji hisseleri bir şeyse aldık. Ya arkadaş. Bir sonraki slaytta mı? Ben bir slayt daha ilerlemeye diyeyim. Garip birkaç tane örnek vereyim. Şimdi bunlar bizim Foneri'ye uygulamamızdan. Yani açtım direkt oradan e, şey yapabiliriz. E, arkadaşlarım bakabilirler. Ben sabah baktım öyle bir fikrim olsun diye. Şimdi mesela adında Metaverse olan iki tane. İki tane çok var da. Hani Metaverse falan. Çünkü biraz da pazarlama da var bu işlerde. Metaverse dediğinizde biraz da daha dikkat çekiyor. Bir tanesi son bir yılda %87 bir tanesi %181 getiriyor. 100, 100, 100, %100 fark var. Nasıl bu 100, 100 fark şey var? ya. Biz neyi konuşuyoruz? Mevduat'a 40 yerine 42 verir mi banka falan diye tartışıyoruz. Getiri farkına bak. İkisi de neredeyse aynı statüde yani Metaverse yazıyor. Şimdi niye Metaverse yazıyor? Aslında Metaverse ölü. Doğru mu? Metaverse diye bir şey var mı? Aramızda biz izleyenler arasında artık Metaverse'den Beşiktaş'ta arazi falan alan var mı? Yok. Meta, meta. Bir ara doğru. olmuş mu ama hocam? Bir ara oldu abi milletin elinde kaldı Boğaz Köprüsü sende. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bende. Tamam Metaverse yok abi. Doğru. Çocuğu olanlar vardır işte Minecraft'ta. <laughs> arazi toplamışsın gibi bir şey. Bitti o iş. E peki Metaverse fonu ne? Valla Metaverse fonu ne biliyor musun? Hala o ismi kullanalım. Aslında içinde meta hissesi var. Yani Facebook var. Google, Facebook. Ha. Abi hangisinde Google, hangisinde Facebook hissesi daha fazla o O daha fazla getirir. Hikaye bu yani. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? Çünkü Google yani Facebook yani yeni adıyla meta yüzde 220 artmış bir yılda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bu fonu kurarken atıyorum içine yüzde 10 meta hissesi koymanla yüzde 1 koyman arasında yüzde bilmem ne kadar fark çıkar. Evet. Şunu Bu fonlardan biri daha iyi yönetiliyor, daha kötü falan değil. Biri daha şanslı olabilir, biri bir şey. Ayrı konu. Tabii ki iyi yönetim de olabilir. Onu da bir, yani birine çabur atmak ya da desteklemek için söylemiyorum. Sadece ben abi Metaverse fonu aldım dediğin zaman bile aynı şeyi yapmıyoruz. İkimiz başka bir şey yapıyor. Şimdi yurt dışı hisse fonları diye bizim orada hepimizin içinde şey var abi. Giriyorsun işte gösteriyor yurt dışı fonları diye bakabiliyorsun. Teknoloji diye alt başlık bakabiliyorsun falan. Yurt dışı fonları diye gruba girdiğin zaman %7 ile %180 arasında getiren var. Demek ki Hocam yurt dışı fon alalım mı? Evet. Ama hangisi? <laughs> evet yani bir tanesi. Sizden ne kadar? Abi bir tanesi mevduatın dörtte biri kadar bile getirmemiş. Doğru mu? Bir doğru. tanesi mevduatını abicim beş katı kadar getirmiş. Doğru. Dolayısıyla yani o karar bile yetmiyor. Bunları şunca seçtim. Yani mesela teknoloji hisseleri fonu diyebileceğimiz fonlarda bile yani teknoloji grubunun altında bile mesela örnek veriyorum. İşte yeni enerji ya da işte yenilenebilir enerji odaklı fonlar da var. Yani sadece pil batarya tarafını ön plana çıkaran fonlar da var. Teknoloji dediği için ağırlıklı Nvidia koyan da var. Ya kardeşim yapay zeka dedik. Kim portföyüne Nvidia koyduysa malı götürmüş abi zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bunlara iyi yönetim diyebilirsin ama tesadüf de diyebilirsin. Çünkü herkes de Nvidia var ama biri yüzde bir almıştır, biri %4 almıştır. O aradaki fark da zaten iki fon arasındaki farkı gösterir. O halde yani yabancı hisse alalım mı? Evet ama hangisi? Teknoloji alalım mı? Evet ama hangisi? Hatta evet. ben S&P'deyim. S&P'de anlattık abi. S&P 500 diye bir şey yok. S&P 7 diye bir şey yok. Ha derleyip topladı. O zaman sevgili Erol'cum ben diyorum ki ben kendi portföyümü yarısıyla altın fonu yarısıyla e, hisse fonu aldım borsa ödek yani endeks fonu aldım dediğimde iyi bir şey yaptım ama paramı hala ben yönetiyorum. O, o zaman sana diyorum ki bir benim paramı yönetsin dediğim aslında tam olarak bu değil o evet. zaman da ben ya bir karma fon bir değişken fon biri bir aktif yönetsin biri bir çoklu varlık olsun dediğimde de aklıma sen geliyorsun Sa sağ aklıma sen dediğimde aslında bunun cevabı var öyle değil mi var işte sen de o, bunun cevabı var bunun cevabı otonom portföy